Papara fikri aslında sektörün ihtiyacından çıktı. Dünyada özellikle son 10 yıldır fintech büyüyen bir ekonomi. Ve baktığınız zaman bankaların birçok servisini fintechlere devrettiğini görüyoruz. Özellikle İngiltere'de işte SEPA bölgesinde fintechler mikro seviyedeki bütün finansal hizmetleri yapmaya başlamış durumda. Bankalar ilk başlarda bu tarz fintechleri rakip görse de belli bir sürenin sonunda bir şekilde operasyonlarını bu fintechlerle birleştirerek birlikte çözüm üretmeye başladılar. Türkiye'de yaklaşık 5-6 yıllık bir geçmiş var aslında fintechlerin. Şu an Türkiye'de elektronik para lisansı almış 10 şirket var. Ve bu 10 şirketin tamamı mevcut müşterilerine çözüm üretmek amacıyla bu lisansı aldı. İçerisinde bambaşka bir müşteri deneyimi yaratmak için yola çıkan tek şirket Papara. Bugün son kullanıcıya sunduğumuz hizmetler bu 10 şirket arasında bizi bambaşka bir noktaya taşıdı. Birinci yılımız bitti. 13 ay oldu. 13 ayda yaklaşık 400 bin kullanıcıya ulaştık. Son ay 500 bin transaction gerçekleştirdik. Yaklaşık 1.2 milyar TL'lik bir hacme ulaştık ve transaction sayısında da 1.5 milyonu geçtik. Bu bir yıl önce kurulmuş elektronik para firması için oldukça hızlı bir büyüme ve gerçekten de ciddi bir başarı hikayesi. Papara bulunduğu coğrafyada unicorn olmak için yola çıktı. Dünyada çok fazla benzer iş modelini yapan şirket var. İşte Skrill, EcoPace, PaySafe, TransferWise. Aslında bütün bu şeylerin dünyadaki büyük fintechlerin servislerinin çoğunu içinde barındıran bir platform Papara. Tabii bu da bizi bulunduğumuz coğrafyada ciddi bir rekabete gireceğimizin bir göstergesi. Papara 2018'in ilk çeyreğinde mevcut servislerine artık cross border, yani uluslararası para transferine uluslararası alışveriş de ekleyecek. Gerçekten o zaman Papara bulunduğu coğrafyada bu rakiplerle ciddi rekabet içerisinde olacak. 2018'in ilk çeyreğinde demin söylediğim gibi bu demin ismini saydığım aslında dijital cüzdanlar ve PSP'lerle entegrasyonu tamamlayarak Türkiye'den yurt dışına hızlı ve ucuz bir şekilde para transferini yapmayı sağlarken yurt dışından da insanların Türkiye'de hızlı, güvenli alışveriş yapmasına aracılık edecek.